Şimdiye kadar kadrosuna 4 yabancı futbolcu birden katan Bordo Mavililer, yeni yabancı kuralı sebebiyle frene basmak zorunda kaldı. Bir yabancı futbolcuyu daha kadrosuna katabilecek olan Fırtına, bu hakkını Serlot transferinde kullanmak istiyor. RB Leipzig, Trabzonspor'un istediği Alexander Sörlot'un kiralık faturasını belirledi. Transfere hızlı başlayan Trabzonspor, en büyük hamleyi gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Süper Lig'de gol kralı olduğu sezonun ardından RB Leipzig'in yolunu tutan Alexander Sörlot'u yeniden geri getirme hedefindeki Bordo Mavililerin bu transferde elini güçlendirecek gelişmeler yaşanıyor. Alman ekibinde teknik direktörlüğe getirilen Jesse Marsch'ın, oyuncuyu yeni sezonda ilk 11'de değerlendirmeyi düşünmediği ortaya çıktı. Forvet bölgesi için Portekiz milli takımının Euro 2020 kadrosunda yer alan 25 yaşındaki Santrifor, Andre Silva'yı renklerine bağlayan Leipzig, Norveçli futbolcunun takımdan gönderilmesinin yolunu açtı. Kulübeye mahkum olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Sörlot'un düzenli forma giyebileceği bir takıma yönelme durumu, bu gelişmeyle daha da güçlendi. Alman ekibinin Norveçli golcüyü kiralık olarak elden çıkarmasının faturası belli oldu. Leipzig'in bir sezonluk 2-3 milyon euro kiralama ücreti talep etmeye hazırlandığı öğrenildi. Ayrıca oyuncuyu geçici transferle kadrosuna katacak kulübün, futbolcunun 3 milyon euroluk yıllık ücretini de karşılaması beklentisinin bulunduğu ileri sürüldü. Trabzonspor'un bu transferi gerçekleştirmesi durumunda yıllık maliyetinin yaklaşık 5 milyon euro olacağı hesaplandı. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün pozisyonu değişiyor. 22 yaşındaki futbolcu daha çok sağ kanatta kullanılıyordu. Abdullah Avcı yaklaşan sezonda genç futbolcusunu artık 10 numara pozisyonunda kullanacak. Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas ve Marek Hamşik ile birlikte Bordo Mavili ekibin hücumlarını şekillendirecek. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç Son Nokta gazetesi aracılığıyla Trabzonspor, teknik direktörü Abdullah Avcı'ya ince mesaj gönderdi. Avcı'nın takımın başına geldiği gün kafasında yargılar olduğunu dile getiren genç, ancak Abdullah Hoca bizi yanılttı. Şehir ile bütünleşti. Trabzonspor değerlerine sahip çıkarak insanların gönlüne girmeyi başardı. Geçen sezonda iyi işler çıkardı. Kendisi iyi bir futbol adamının dışında iyi bir insan. Bu düşünceyi fazlasıyla bize geçirdi dedi. Genç sözlerini şöyle sürdürdü. "Camiamızın beklentisi Abdullah Hoca yönetiminde şampiyonluk kupasını kaldırmak. Bunu başaracak kapasitede olduğuna inanıyorum. İnşallah Abdullah Avcı yönetiminde o büyük özlem sona erecek. Aksi halde başaramazsa koltuğuna talibim." Kendisine de bunu diyeceğim. Şaka bir tarafa tüm desteğimizi kendisine verip Trabzonspo'muzu layık olduğu yere getirecektir. Şehir olarak arkasındayız. Kendisine güvenimiz tamdır. Ahmet Ağoğlu yönetimini de başarılı bulduğunu söyleyen genç, Geçen sezon tek eleştireceğim nokta keşke Abdullah Avcı'yı sezon başı getirseydi. Çok farklı olabilirdi. Ancak bu duruma artık takılmamamız gerekiyor. Yeni bir sayfa açarak yolumuzda ilerlemeliyiz. O nedenle Ağoğlu ve ekibine bu yolda destek olmalıyız dedi. Sörlot içinde birkaç kelime eden genç, Sörlot'u hepimiz bekliyoruz. Ancak şu bir gerçek ki Sörlot'un da bize ihtiyacı olduğunu düşünüyorum dedi. Trabzonspor'un Gençler Birliği'nden transfer ettiği ve kısa sürede beğeni toplayan Berat Özdemir yeni sezon öncesi bir hayli hırslı. Çalışkan bir görüntü veren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Trabzonspor forması ile şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Abdullah Avcı'nın kendileri için bu yolda çok önemli bir şans olduğunu da kaydetti. Başarılı bir grafik çizen Bordo Mavili kaleci Uğurcan Çakır, devlerin radarına girdi. Özellikle Roma'nın başına geçen Jose Mourinho'nun Uğurcan'ı çok istediği öğrenirken, fırtınanın 20 milyon euro civarı bir bedele bu transfere izin vereceği öğrenildi. İtalyan medyasında çıkan haberlerde, Trabzonspor'un 20 milyon euronun altında bir rakama kalecisini satmayı düşünmediği vurgulandı. Pandemi koşulları nedeniyle kulüpler transferde ince eleyip sık dokuyor. Bon servis için yüksek bedeller ödemek istemiyorlar. Bunun farkında olan Bordo Mavililer de oyuncusunun az bir bedelle elden çıkmaması için bekleyişini sürdürüyor. 2014 yılından beri Trabzonspor'da forma giyen milli kalecinin güncel piyasa değeri ise 19 milyon euro. Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Fransa'nın önde gelen takımlarından saint etiennele Trabzonsporlu Kalebe Kuban'dan vazgeçmiyor. Yeşil Beyazlıların uzun süredir kadrosuna katmayı planladığı 27 yaşındaki golcü için 4 milyon euro teklif edeceği iddia edildi. Fransa'nın önde gelen takımlarından Saint-Étienne'in Kaleb Ekuban için ısrarı sürüyor. Fransız basınından Le Sport'da yer alan habere göre Yeşil Beyazlılar, Trabzonspor'un ganalı forvetini renklerine bağlamayı planlıyor. Ancak bonservis bedeli olarak 6 milyon euro ödemeye yanaşmıyor. Haberde Fransız ekibinin 27 yaşındaki futbolcu için 4 milyon euro teklif edebileceği belirtildi. Uzun süredir Saint-Etienne'in gündeminde yer alan Kaleb Ekuba'nın Trabzonspor ile sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek. 2019 yılında Leeds United'dan takıma dahil olan Ekuban, Bordo Mavililerle geçtiğimiz sezon çıktığı 32 Süper süperlik maçında 10 kez rakip ağları havalandırırken 4 de asist yaptı. Transferin en hareketli takımlarından olan Trabzonspor durmuyor. Bordo Mavililer Polonya Ligi takımlarından Gornik Zabze'de de forma giyen Richmond Boakye'yi gündemine aldı. Fırtına, takımdan ayrılması muhtemel olan Kaleb Ekuba'nın yerine Boakye'yi düşünüyor. Trabzonspor, Polonya Ligi takımlarından Gornik Zabre ile sözleşmesi sona eren Richmond Boakye'yi Yadomo Ekuba'nın alternatifi olarak belirledi. Yeni asırın haberine göre Bordo Mavililer, İtalyan ve Fransız kulüplerinin ilgili olduğu Kaleb Ekuban'ı satarak gelir elde etmek isterken yerini bir diğer Ganalı Boakye ile doldurmak istiyor. Boakye'nin Atalanta, Kızıl Yıldız, Juventus, Elche ve Sassuolo gibi Avrupa kulüplerinde geçmişi olması fırtınanın bu kararında etkili oldu. Trabzonspor'un transferi için ısrarcı olduğu Alioski'ye Galatasaray'dan sonra CSKA Moskova'nın talip olduğu öne sürüldü. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sol bek adaylarının ilk sırasında yer alan Ezgan Alioski'nin talipleri artmaya devam ediyor. Bordo mavililerin transferi için ısrarcı olduğu Kuzey Makedonyalı Solbek için Galatasaray'da devreye girmiş ve fiyat yükseltmişti. Bu kez Rus ekibi CSKA Moskova'nın da futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. İtalyan gazeteci Nikola Şikra'nın haberine göre tecrübeli futbolcu ile Rusya'nın önde gelen takımı CSKA Moskova'da ilgileniyor. Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United'da forma giyen ve sözleşmesi Haziran ayında sona eren Ezgan Alioski, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle çıktığı toplam 38 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergiledi. Teknik direktör Abdullah Avcı, yabancı listesinde Ezgan Alyoski'yi ilk sıraya yazmıştı. Uzun süredir Kuzey Makedonyalı futbolcunun menajeriyle görüşmelere devam eden Trabzonspor, bir an önce bu işi bitirmek amacında. Pazarlıklara 1.2 milyon euro artı 300 bin euro imza parasıyla başlayan Bordo Mavililer, bu rakamı son olarak toplam 1.7 milyon euro seviyesine çektiği kaydedildi. Bruno Peres'e verdiği ücretin aynısını Alioski'ye öneren Trabzonspor, hafta içinde süreci hızlandıracak. Leeds United ile kontratı biten ve bon servisi elinde olan 29 yaşındaki Solbek, senelik 2 milyon euro talep ediyor. Bordo Mavililer, Bursaspor'un 3 genç yıldızı için yeniden nabız yoklaması yapacak. Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan ve Batuhan Kör'ü çok beğenen Abdullah Avcı, bu isimlerden en az birini kadroda görmek istiyor. Burak her iki kanatta görev yaparken, Trabzon doğumlu olan 20 yaşındaki Batuhan Kör Forvet'te oynuyor. Emirhan ise geçen sezon 1. Lig'de en dikkat çeken orta saha oyuncularından biriydi. Trabzonspor, bu üç oyuncudan en az birini kadrosuna katmak amacında. Para artı takasta futbolcu gibi teklifler masaya konulacak. Gelecek yıl şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacak olan Fırtına, stoper yelpazesini genişletmeyi planlıyor. Hedefte Mert Çetin var. İtalyan basını 24 yaşındaki savunmacının Trabzonspor'a yakın olduğunu yazdı. Roma'dan Verona'ya geçen 24 yaşındaki oyuncu için girişimler hızlanırken İtalya'dan da güzel haberler gelmeye devam ediyor. Mert Çetine İtalya'dan ve Galatasaray'dan da teklifler var ancak onu kapmaya en yakın takımın Trabzonspor olduğu kaydedildi. Corriere dello Sport haberinde Bordo-Mavili kulübün Mert ikna ettiğini yazdı. Haberde İtalya'da istediği süreleri bulamayan 24 yaşındaki oyuncunun ülkesine dönmeye sıcak baktığı detayı da paylaşıldı. Trabzonspor'un Mert satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği kaydedildi. Karadeniz fırtınasının bu transferde Galatasaray'ın önünde olduğu belirtildi. Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını TFF'nin Riva'daki tesislerinde sürdürüyor yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4 hazırlık karşılaşması yapması planlanan Trabzonspor görüşmelerini sürdürüyor. Bu takımlar arasında yer alan Fransa'nın dünya deli takımı Paris Saint Germain ile daha önce yapılan görüşmelerde 250 bin euro ücretin gündeme gelmesi görüşmeleri tıkamıştı. Yapılan görüşmeler sonucunda bu rakamın daha aşağıya çekilmesi gündeme geldi. 28 Temmuz'da İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşma için Paris ekibinin İstanbul'da iki gün kalacağı ve otel masraflarının yarısını Trabzonspor yarısını ise PSG'nin karşılayacağı öğrenildi. Şehirdeki otobüs transferlerinin Trabzonspor tarafından karşılanacağı ve uçak masraflarını ise PSG'nin karşılayacağı gelen bilgiler arasında. Bilet satışları, yayın hakları ve reklam gelirleri ise paylaşılacak. Hazırlık maçının oynanıp oynanmayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.